Sarkis'in sanatının merkezinde bellek ve anı gibi iki önemli kavram var. Bu aslında onun sanatında geçmişe ve geçmişin bugüne nasıl taşınacağına dair çok önemli iki anahtar vazifesi gören kavram. Bu iş yani neonlardan kurulu ve önünde de bir döner tablo üzerinde duran bir Afrika heykeli. Onun bütün sanatındaki şu ana kadar kat ettiği gelişimi de ve evreleri de ve katmanları da bize aktarmaya çalışıyor. Bir kere şu ana kadarki bütün dönemleri neonlarla yazılmış durumda. Bu neonlar onun ilk günden bugüne sanatındaki belirli dönemlerin adları aslında. Neon'un kendi açıklamasıyla tercihi, niye kullanıldığına dair isteği ve tercihi, bir tür gazino şarkıcılarının adları nasıl renkli harflerle ve neonlarla yazılıyorsa bir ona bir referans. Önünde raks eden, dönen kız ise ki ona bir mumya olarak baksak tabii sonuçta onu o kız gibi görüyor. Aralarındaki ilişki sanatının başka katmanlarına referans ediyor. Bu Sarkis'i anlamak açısından da kolay bir yolun olmadığını, Sarkis'in üretimini hissetmek, anlamlandırmak açısından oturup çalışılması gerektiğini, dünyada birbirine bağlı pek çok etkileşimin bir sanatçı tarafından nasıl bir bütüne, nasıl bir anlamlı bir parçaya dönüştüğünü görmemiz açısından da iyi düşünmemizi, iyi çalışmamızı ve sanatın, bugünkü özellikle disiplinler arası sanatın pek çok kavramın kesişme noktasında durduğunu görmemiz ve algılamamız açısından da önemli.